Son bir ay içerisinde Türkiye, İdlib bölgesindeki askeri noktaların sayısını 12'den 27'ye yükseltti. Türkiye'nin kurmuş olduğu 10 gözlem noktası kuşatıldı. 3 gözlem noktası ise tahliye edildi. İdlib ve çevresinde en az 1000 kadarı kuşatma altında olmak üzere 10 ila 15 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bulunduğu söyleniyor. İdlib'de durum iyice ciddiye bindi. Son olarak ortaya çıkan gerçek uzmanları oldukça endişelendirdi. Geçtiğimiz günlerde askerlerimize yönelik hava saldırısında 2 şehit vermiştik. Şehit olan askerlerimiz Ali Emre Fırıncı oğulları, Mustafa Ertürk. Allah ikisine de rahmet eylesin. 7 askerimiz de aynı saldırıda yaralanmıştı. Türkiye bu saldırıyı Esed'in yaptığını söylemişti. Hala basın bu saldırıyı Esed rejiminin hava saldırısı olarak yazmakta. Ancak olayın perde arkası günler sonra belli oldu. İdlib yakınlarına Rus jetleri yoğun bombardıman yapıyordu. Hatta 2 şehidimizden biri olan askerimiz kendisini videoya çekerek bir Rus hava saldırısından ucuz kurtulduğunu söylemişti. Ancak bu askerimiz maalesef sonraki gün aynı bölgede şehit düştü. Ne olduysa sonraki gün oldu. İdlib yakınlarına hava saldırısı yapan bir Rus Su-24 savaş uçağına Stinger ya da Manpads füzesi atıldı. Ancak Rus jeti bu füzeden kurtulmayı başardı. Herkes bu füzenin Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu tarafından atıldığını düşünüyordu. Ancak basına yansıyan videolar gerçekleri gözler önüne serdi. Video biraz kalitesiz olsa da füzeyi atan kişilerin Türk askeri olduğu anlaşılıyor. Keşke demek bir şeyi değiştirmez. Ancak keşke askerlerimiz en azından Suriye Milli Ordusu askeri gibi donanıp bu atışı gerçekleştirseydi. Sonuç olarak Rus istihbaratı füzeyi ateşleyenin Türk askeri olduğunu öğrendi. Ardından ağır bir misilleme yaptı. Zaten hali hazırda Rusya İHA'larıyla topçu birliklerimizi izlerken ve bu görüntüleri Savunma Bakanlıklarınca yayınlarken böyle bir olayın oluşu bardağı taşıran son damla olmuştu Rusya için. Rusya her defasında askerlerimizin yakınlarına bombardıman yapıyor. Adeta Türkiye'ye ilerlemeyin hedefimiz altındasınız mesajını veriyordu. Askerlerimizin Rus uçağına attığı füzeye karşılık 2 askerimizin şehit olduğu, 7 askerimizin yaralandığı ve 3 tankımızın kullanılamaz hale getirildiği hava saldırısını Rusya'nın yaptığı ortaya çıktı. Rus jetlerinin doğrudan 3 M60 Sabra tankımızı vurduğu görülüyor. 3 Sabra doğrudan doğruya hedef alınıyor. Ruslar adeta siz attığınız füze ile ıskalarsınız ancak biz sizi doğrudan bombalayabiliriz. Gözetimimiz altındasınız mesajını verdi. Şu anda imha olan 3 tankımızın görüntülerini görüyorsunuz. Esed'in televizyon kanallarında bu görüntüler dolaşıyor ve keyifle paylaşılıyor. Ancak olay medyamızla Rus hava saldırısı değil, Esed hava saldırısı olarak servis edildi. Hala da medyamız saldırıyı Esed'in yaptığını yazıyor. Türkiye, Rus hava saldırısından sonra topçu birlikleriyle yoğun bir şekilde Esed militanlarını bombardımana tuttu. Türkiye'nin karşılığı sonucu 50'den fazla Esed milisi etkisiz hale getirildi. Sonraki günler ise Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırına 110 kilometre menzile sahip güdümlü roket sistemi sevk etti. Peki Türkiye neden hava gücüne rağmen savaş uçaklarını Suriye'de kullanamıyor? Ne yazık ki Rusya S-400'ler ile hava sahasını Türkiye'ye kapatmış durumda. Yani kaldıracağımız bir uçak kolayca Rusya'nın hedefi haline gelebilir. Yaralı askerlerimizi tahliye etmek için helikopter bile kaldıramıyoruz. Ne acı değil mi? Onca uçağımız ve hava gücümüz varken elimiz kolumuz bağlı ve kullanamıyoruz. Olayların ardından NATO'nun Türkiye'yi korumak ve Rus uçaklarının saldırılarını önlemek amacıyla Türkiye sınırına Patriot hava savunma sistemi göndereceği iddia edildi. Ancak bu bilgi ne yazık ki teyitli değil. Öyle umuyoruz fakat çözüm bu değildir. Patriot'lar kısa dönemli çözüm olarak gözükseler de Türkiye'nin yapması gereken ve en öne alması gereken şey yerli ve milli hava savunma projeleridir. Görüntüde Türkiye'nin test etmiş ve %100 başarı oranını yakalamış Hisar-A alçak hava savunma sistemini görüyorsunuz. Sistemin ilk teslimatı 2020'nin ilk yarısında gerçekleşecek ve Suriye sınırına konuşlandırılacak. Umarız Hisar A'dan sonra hızla Hisar O ve Hisar U test edilir ve seri üretime geçer. Türkiye özellikle savunma sanayinde kimseye muhtaç olmamalı ve kendi milli silahlarını üretebilmelidir. Normal bir ülkede en önemli etken eğitimken, Türkiye'de en önemli etken savunma sanayisinde yerlilik oranıdır. Çünkü coğrafyamız her yönden bize nefret duyanlar tarafından kuşatılmış haldedir. Suriye'de birkaç haftada 15 şehit verdik. Çok sayıda askerimiz yaralandı. 5 tank, 5 zırhlı personel taşıyıcı ve 2 zırhlı aracımız imha edildi. Ülkemiz Rusya-Suriye ekseni ile açıkça bir savaşa sürükleniyor. Amerika düşmanını önce diplomatik ve ekonomik yollarla yıldırmaya çalışırken Rusya doğrudan askeri güç uyguluyor. Rusya açıkça
Suriye'ye yönelik bir saldırıya karşı duracağını gösteriyor. Askerlerimizi hedef alabileceğini gösteriyor. Son olaylardan sonra işler yavaş yavaş çok tehlikeli bir boyuta geldi. Suriye'de bir savaş riski giderek artıyor. Bugünlerde en önemli şey milletimizin her türlü belaya karşı birlik olmasıdır. Allah Türk ordusunu korusun ve daim muzaffer etsin. Amin.